İsmim Behai Bilal. 28 Mart 1940'ta Dillirgan'ın güzel bir köyü olan Erenköy'de eski adıyla Koçina'da e doğdum. Çocukluğumun en iyi anılarından biri ben dediğimiz gibi Erenköy'lüyüm. Deniz sahilidir. Çocuk kanat biz denizde yaşardık. Balık havlardık çok. Ormanlarda o zaman Erenköy'ün çok güzeliydi. Çetlemit ağaçları vardı. Çıkar toplardık. En iyi anılarımdan biri de bu madenci arkadaşların balıkları dinamitle vurmasıydı. Dinamitlerlerdi, balıkları biz de toplardık. Bunları bize de verilirdi Balık eve götürür, yerdik. Vallahi biraz yaşım geliştiğinde babam beni babamın parası yoktu beni okusun. Çok iyi bir talebeydim. Babam beni şey verdi. Kunturacı yanına. Kunturacı sanatını öğrendim. Bak sonradan o lazım oldu bana. Babam vefat ettiğinde Poli'ye gittim ben. Orada işe başladım. Ondan aldığım parayla aileme bakardım. Gidince Lefke'de dediler isterler Erenköy'e asker. Çünkü azlıktırlar. Silahlar gelir. Rumlarla çatışırlar. çok. Sandalla ben Erenköy'e gittim. Bıraktım hanımı hem çocukları Lefke'de gittik Lefke, gitti ye. e, gittik Yerenke. Bir hafta sonra da hanım eşyalarından gelir. Durdurdular gelir Rumlar Pirgo'da dedi. Buldular benim pasaportum. Dedi, bu kimdi? E dedi kocamındır. Kocan nerede? Öldü. Aldılar pasaportu da. Değmezdi ki Yerenköy dedi. Kaldı 12 sene kapalı. Gördüm gençlikleri mesela bunlar gibi olur. 13-14 yaşında verebilen silahı ne okuma ne eğitim ne bir şey doğru da mücahidliğe benim çocuklar da böyle olacaktı kalsaydım orada anlaştık başka türlü olmazdı çünkü eğer kalırsan o köyde o vatanın ekmeğini yersen o vatana hizmet etmen lazımdır Terhis ettiler beni askerden çocuklar da geldi Orada baştan hayatımızı kurduk, işe başladı. Fırsat arardım artık ne yapayım? Kaçtım gittim İngiltere'ye oradan hazırlandım. Çünkü davetiyem vardı. Sinir'e bir arkadaş gönderdi. Döndüm geri gene Kıbrıs'a. Geldim Avustralya'ya 70'te. 71'de çocukları getirdi. Of course I was sad because bütün ailem oradaydı. Kaynanam, kaynatam, kaynılarım, yeğenlerim, bütün eren zaten beni severlerdi köyde çok. Hepsi kaldı. Ama evvela çocuklarını düşünmek lazım. Kıbrıs'ın ne olacağı da belli değildi. Ben kaçtım da Erenköy'de daha beş sene daha kapalı kaldı. Yolda gelirken buldum bir Avustralyalı. Patrisin üstünde dedim buna. Ya, tell me something about Avustralya film de zaman. I'll tell you one thing. Use your head. We go 200 kilometers or just for a dance and turn back. You imagine. 200 kilometers you go from one end of Cyprus to the other. So demek ki ister bu adam bu memlekette eğer işlersen para vardır. Geçinebileceğin iyi bir hayat e, hayat süreceğin çocuklarınla. Yani ben yoldayken bile araştırdım. I was lucky ki İngilizce biliyordum. Bir daha gittim İngiltere'ye buraya girmeden evvel. Well, I see what is life outside Cyprus. Eskiden Kıbrıs'ta böyle gezmeye çıkacaksın. Yani Kıbrıs'tan çıkacaksın da döneceksin kolay değildi. It's not like now. Kıbrıslılar hükmeder gelirler Avustralya'ya holiday. No, no. O zaman bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu geldik patris çıktı limana. Herkesi geldiler alırlar bizim bizim kimse yok. Ama yanımda bir iki daha Türk vardı. Ne onları almaya geldiler ne bizi ne yapacak? Yok geldi biri birini alsın bizi de aldı. Götürdüler cami evi vardı Sarı Hills'de. Götürdüler oraya. Kalacaksınız burada dediler. <laughs> bir yatak bulduk orada yattık. Yanında da Türk kulubu vardı. İşe götürdüler bizi, iş aldırdılar bize de Dunlop'ta. Hatırlan köprüyü geçerdin o büyük Sydney Bridge'i de, sağımda oradaydı Dunlop ki. Başladık işe, ben düştüm yoğurma kısmına. Orada 12 saat günde işledik, o iyiydi dedik güzel, para alacağız burada İşledik 5 buçuk gün, 12 saat, onun simsiyah öyle çorapların gibi, ceketim gibi. Yıkanın çıkmaz. O siyahlık lazım. O asıl yüzünü cam kağıdıyla. O da kötü yere düştük. İşledim birkaç hafta aldığımız para 90-95 dolar. Ben kendi kendime derim şimdi. Ya ben bu parayla ya geçineceğim ya biriktireceğim ailemi getireyim. Dört çocuk var Kıbrıs'ta karıyla. E gündüz işlerik gece de giderik Türk kulübüne. Türklerle orada poker oynarım. Baktım gördüm olmayacak. Hafta da aldığımızın o bir haftan ödemesi gelmeden biter. Kira ödeyeceğim. kaldığı eve bilmem ne. Karar verdim dedim artık Sidney'de iş yok. Sidney'den aldım iş. Hameriz bir maden kumpanyasıyla aldılar beni oradan götürdüler Peramedu'ya. E, ee, bu Hameriz Gairon maden şirketinin iki maden kasabasıdır. Hatta Sidney'de nişan aldığımızda da gideceği ilk başladılar bize grupta. Sidney'de. Araplar yiyecek sizi. Alacağınız parayı nereye koyacaksınız? Dağ başında değirmen. Sinekler yiyecek sizi dedik. Olabilir ya. Gidelim görelim bakalım. Olmadı kaçarız, Bütün masrafı kumpanya dedi. Götürdü bizi. Para bile görmedik. Para pangaya gider. Panga var. Arap var ama Arapları yanaşmaz. Yani aborijin Allah tek bir şeydi. Doğruyu dedikleri sinek çok vardı. Milyonlarla. İşledik i̇şte orada 6-7 ay. 6 ay geçtiğinde bütün masrafları alırlar. Sonra 6 ay işlerin dönerler geri verirler sağ. Aldık o parayı da endik pörte ailem geleceğini. Çocuklar geliyordu yolda. Endik aşağı pörte Türk yok hiç. Kıbrıslı yok. Hanım geliyordu dört çocuğuyla Kıbrıs'tan. 15 gün kaldı. Çıksın Patris Fremantola. Ne yapacak? Ev arar kiralayalım. İlanlara bakalım. Dediğim gibi İngilizce bilirdim ya. Gider görür ülkeyi. İyi dedik. Su Ondan sonra sorar. Kaç tane çocuğun var? Dört tane. Köpeğin, kedin yok Yoktuk. Dört çocuk. Yalnız. We'll let you know. How let me know. Sonra anladım ki. Dört tane çocuğun ulan kolayla sana ev kiralamadılar. On gün kaldı hanım çıksın ev yok. Anyway. Bir İtalyan ajan vardı öldü. O adam şimdi gittim gördüm onu. You come and work for me Saturday and Sunday. Iki. Gittim İtalyana bir iki çayırı kestik. Ofisini temizledik biraz eşyalarını götürdük getirdik. Sunday night verdim, 40 dolar, I worked two days for him. And in the house came full furnished, 25 dolar a week. Geldi çocuklar, yerleştik oraya işte. Avustralya dediğimizde aslında bak, ben yabancıyım, buralı değilim. Hatta dinim bile bunların dinine benzemez, Müslümanım, elhamdülillah. Orası bir Hristiyan memleketiydi. Geldik buraya, yok yalnız bana, senin gibi gençlere, oğluma, çocuklarıma tanırlar sana o şansı. Verirler sana borç bankadan bilmem ne. Yapabilin ne istersen. If you are successful, you are. If you are not, you are not. Ama Kıbrıs'ta o şansımız yoktu bizim. Gidemezdim bankaya değesin, bana borç ver de business yapacağım veya ev alacağım. Vermezlerdi. Aslında Avustralya serbest memleketidir. Her işe işlemeye inanırsan her şeyi yapabilirsin.